Seni gördükleri zaman seni yalnızca alay konusu edinmektedirler. Bak peygamber oldum mu, tebliğci oldum. Diyorlar ki hocam bizden anlatıyor, tebliğ alay ediyorlar bizden. Ya alay kim yaptırıyor? Allah yaptırıyor. Tebliğ ile alay aynı anda yaratılıyor. Tebliğin kıymetini artırmak için yapılan, ibadetin kıymetini artırmak için yapılan, Allah tarafından yapılan gizli bir ikramdır o. Küfrün aleyhinedir, müminler lehinedir. Mümine ikramdır, küfre beladır. Sen o alayı kale almadığında sevabın kat kat artıyor. Alay edilmeden tebliğ yaparsan sevabın 3 ise, alay edilerek yaparsan 30 olur. Alayın şiddeti fazla olsa 300 olur. Çok çok daha şiddetliyse 3000 olur de yani. Senin amacın ne? İbadet değil mi? İşte sana ibadeti yaratıyor Allah. Alay yapan zaten şiddetli etkilendiği için alay ediyor. Yoksa ne uğraşsın ya? Gecenin bilmem kaç saatinde, belki gündüzün bilmem kaç saatinde emek veriyor o. Etkilenmez, hiç muhatap olmaz, çeker gider, işine gücüne bakar. Alay kendini teskin etmek için, içinde vicdan onu sıkmaya başlıyor. O sıkmaya karşı aldığı bir tedbir o. Ya sen onun kalbindeki duruma bak, alayını sen boş ver. O kalben kabul ediyor mu? Ediyor. Ha, diliyle alay ediyor. Alayı sana sevap olarak döner. Kalben de kabul ettiriyor musun? Oh maşallah. Çünkü hiçbiri kalben inkar edemez. Eğer dediğin doğru ve samimi ise. Ama hurafe anlatıyorsan tabii ki adam hasta olur.